14. saatle yeniden birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 40. yılını kutluyoruz. Bu çerçevede biz de programımızı bugün bu noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının önemi ve geldiğimiz süreçle ilgili konuşacağız. Sizlere bir hatırlatma yapmaya çalışacağız. Stüdyoda konuğumuz kurucu meclis üyesi, eski bakanlardan araştırmacı yazar Sayın İsmail Bozkurt bizi kırmadı, stüdyomuza geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilanının sürecini konuşmaya çalışacağız. Kendisinin anılarında neler olduğunu öğreneceğiz. Hoş geldiniz Sayın Bozkurt. Olur. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Siz? İyiyiz. Şimdi 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı. Tam 40 yıl önce. O süreci yakından birebir yaşayan ve o sürecin arka planında yaşananlarıyla ilgili birazcık sizden bilgi almaya çalışacağız. 1983'e giden Cumhuriyet ilanı sürecimiz nasıl gelişti? Sizin hafızanızda neler var? Tabii önce ben bir konuya değinmek gereğini duyuyorum. Şimdi 15 Kasım KKTC'nin kuruluş yıl dönümü ama aynı zamanda 15 Kasım 1967 Çitgale Boğaziçi direnişinin de yıl dönümü. Evet. 66. yıl dönümü öyle değil mi? 67 tabii 66. galiba. Evet, 66. Yani Çitgale Boğaziçi direnişi Kıbrıs Türk mücadele tarihinin en önemli ve dönüm noktası, milat sayılabilecek olaylarından biri. 24 şehit verdik ki o güne kadar verilen en yüksek rakamdı bir olayda. Ve 20 Temmuz'a giden yolu da açan bir olaydır. Ne yazık ki genellikle gölgede kalıyor KKTC'nin. Evet, evet. Oysa ki çok çok önemli bir olaydır. Ben bu vesileyle onu anımsatmak istedim ve şehitlerim, 24 şehidimiz var orada. Onları saygıyla anmak istiyorum. Oradaydım çünkü ben de yani o olayın içindeydim. Mücahit arkadaşlarıma da, gazilere ve diğerlerine de nice daha uzun yıllar dilerim. Önce bunu belirtmek istedim. Şimdi KKTC'nin kuruluşu veyahut da ben buna daha genel bir ifadeyle devletleşme süreci derim. Devletleşme süreci genellikle bugüne kadar, yani yakın tarihe kadar hep son birkaç ayda ve işte bir gece önce olan olaylarla anlatılır. Oysa ki bunun uzunca bir süreci vardır. Ben o süreci çok kısa olarak anlatmak istiyorum. Çünkü bunlar pek bilinmiyordu ve son yani 5-10 gündür ben birkaç yerde bahsettim. Yani bilinmeyen bir olaylardır. Şimdi bizim devlet kavramıyla tanışmamız Kıbrıs Türklerinin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti ile. Ama orada ortaktık. Ama Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir de fonksiyonel federe kanadı olan Türk Cemaat Meclisi vardı. Türk Cemaat Meclisi aslında adı konmamış bir devlet örgütlenmesiydi. Onu belirtmek isterim. Meclisi, ayrı meclisi vardı, yasa yapardı, ayrı yürütmesi vardı, ayrı yasa, şey vardı, yargısı vardı. Dolayısıyla ve tamamıyla Türk toplumuna ait bir şeydi. Dolayısıyla devlet kavramıyla ilk orada karşılaştık. Tabii Kıbrıs Cumhuriyeti çok uzun gitmedi. 21 Aralık 1963'te dışlandık. Ama cemaat meclisi devam etti. Çalışmalara devam etti ve ondan sonraki örgütlenmeler de onun temelinde gelişti. 21 Aralık'tan sonra genel komite diye bir oluşum oldu. İşte zamanın Cumhurbaşkan Yardımcısı Fazıl Küçük, Cemaat Meclisi ve askeri kanat TMT'nin oluşturduğu bir organdı. 1900 ve bu tabii bu yapılanma 21 Aralık 1963'ten sonra devletten dışlanan ve devlet kavramı bir anda buharlaşan Kıbrıs Türkleri için, yani düşünebilir misiniz? Bir anda Kıbrıs Cumhuriyeti denen devlet ortakolukları ortadan kalktı. İşte o boşluğu dolduran bu şey oldu, yani cemaat meclisi ve
TMT özellikle, tabii TMT çok daha organizeydi bütün köylerde. Ve adı konmamış bir devlet örgütlenmesiydi aslında. Ve tabii 63'ten sonra, 67'ye kadar ve ondan sonra 67'den 74'e kadar çok zor bir dönem yaşadık. Şimdi elimde bir mektup var benim. Rahmetli Osman Öreğ'in 21 Haziran 1967 tarihinde rahmetli Denktaş'a yazdığı bir mektup. Denktaş, orijinal bir mektup o şu. Denktaş, orijinal mektup Sayın Bozkurt. Orijinal, orijinalin kopyası. Bunu bana bizzat Osman Öreğ verdi. Ölmeden kısa bir süre önce bir dosya verdi bana, bu da içindeydi ve bana dedi ki İsmail Bey, size bırakıyorum bunu, uygun gördüğünüz zaman ve mekanda şekilde siz bunu paylaşırsınız dedi. Bugüne kadar paylaşmadım. İlk kez şimdi paylaşıyorsunuz. Hayır, birkaç şeyde de paylaştım, yani onu söyleyeyim. Henüz yazılı şeye yansımadı bildiğim kadarıyla, muhtemelen yarın çıkacak. Yani ilk defa doğrudan kamuoyuna herhalde bununla gidecek diye düşünüyorum. Şimdi 21 Haziran 1967 tekrar vurguluyorum. Hala daha ateşin devam ettiği çok kızgın bir dönem. Şimdi benim tabii çok zengin bir arşivim var, onu söyleyeyim. Vardı diyeyim. Zengin bir arşivim ve kütüphanem. Kütüphanemi Yakın Doğu'ya verdim, yaklaşık 20 bin kitap. Arşivimi de Milli Arşiv'e verdim, teslim ettim Girne'ye. Ama aynı zamanda arşivim Ankara'daki Türk Tarih Kurumu tarafından dijital ortama da geçirildi. Dolayısıyla bu söyleyeceğim mektubun orijinali şeyde var. Gelip milli, görebiliriz o zaman. Milli şeyde, nedir o, arşivde var. Ayrıca dijital ortamda da şeyin var. Şimdi bu mektup şeyin, nedir o, bağımsız bir devlet kavramının, fikrinin ilk defa dile getirildiği bir belgedir. Eğer başka belge var yoksa, yani bilemem, belki de bundan başka belgeleri de var. Ama benim ulaştığım, benim kendi arşivimde olan en eski belge bu. Kardeşim Rauf Bey diye hitap eden özel bir mektuptur. Birçok başka konular da var, onlara değinmeyeceğim, zaten zaman yok. Ama özellikle konuyla ilgili bölümünü okuyayım size. Bu idarenin diyor, yani bu idarenin dediği Kıbrıs Türk İdaresi'nin, yani genel komitenin dış ve iç bakımından, yani devletler hukuku bakımından ayrı bir devlet karakteristiğine sahip olması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmenin en kestirme yolu pek tabii ayrı bir devlet ilan etmekten geçer. 1967'de bunu rahmetli Osman Öreğ yazılı olarak dile getirdiği Denktaş'a yazdı. Ve şeyi de ekler bunun altında. Der ki bu devlet ilan etme Türkiye'nin müdahalesiyle eşdeğerde bir harekettir. Ve muhtemelen Rumlar bize saldırır böyle bir şey yaparsak. Ve Türkiye'nin müdahale etme ortamı doğar diye bir fikir söyler. Şimdi tabii buna rahmetli Denktaş cevap verdi mi, ne cevap verdi bilmiyorum. Ama ve yani 1967'de ve tabii şunu da söyleyeyim. Yani yazış biçiminden herhangi birine cevap bir şey değil. Yani orijinal kendi düşüncesidir. Benim böyle düşüncemdir diyor. Şimdi bu tabii 1967, bunu yazdıktan yaklaşık 6 ay sonra bizim az önce bahsettiğim Geçitkale Boğaziçi olayları oldu. Evet. Ki bir dönüm noktasıdır. Her yönden, yani bizim iç idaremiz, yani devletleşme bakımından bir dönüm noktasıdır. Rumlarla ilişkiler bakımından bir dönüm noktasıdır. Rumların kendi iç siyaseti, yani Makarios, EOKB zıtlaşmasının başladığı noktadır. Ve o Geçitkale Boğaziçi direnişinden
yaklaşık 1-1,5 ay sonra 28 Aralık 1967'de Kıbrıs geçici Türk yönetimi ilan edilir. Yani Osman Öreğin dediği devlet ilan edilmez, Kıbrıs geçici Türk yönetimi. Ama şunu söyleyeyim, karakteristiği bakımından geçici Kıbrıs Türk yönetimi bir devlet yönetimidir. Yani bir devlet yapılanması. Bir devlet, yine bir meclisi var, seçilmiş meclisi var, icrası var, yargısı var, askeri gücü var ve toprağı var. Tabii toprağı parçalara bölünmüştür. Evet. Tek bütünleşmiş şey değil. 1974'ün getirdiği en önemli sonuçlardan biri ayrı bir toprak parçasına sahip çıkmamız. Ve dolayısıyla o devletleşme şeyine yeni bir unsur katılmış oluyor. Şimdi hemen 2. Barış Harekatı 14-16 Ağustos'da bitti. 8 gün sonra, yani o harekattan 8 gün sonra rahmetli Kıtıntaş'ın bu kez yazdığı bir gizli bilgi notu vardır. Şimdi bilgi notu o dönemde kullanılan bir yazışma şekliydi. Bedirli bir kitleye, yani bugün hep şey olarak örnek veririm ben. Bugün mesela WhatsApp grubu var ya, onun gibi bir grup. Yani belirli kişilere dağıtılan bir şeydir, bir fikir şeyidir. Genellikle altına yazılır kimlere dağıtıldı. Ama rahmetli Taş bunu yazmadı. Benim elime geçmesi de o dönemde ben Türk Cumhuriyet Meclisi Başkanı olduğum için bana da ulaştı. Gizli bir şey olaraktır. Bu belge de aynen hem tarih kurumda hem şeyde var. Şimdi Taş diyor ki orada, Rum-Yunan ikilisinin görüşmelere katılmama kararı ışığında Türk Federe Devleti ilanı düşünülebilir mi? 24 Ağustos 1974. Dış temsiliyet konusunda yine açıkta kalmamak için ve geçici olarak ve Rumlar federal sistemi kabul edinceye kadar şartı ile ayrı Kıbrıs Cumhuriyeti kurulma kararı alınabilir mi? Diyor Danktaş. Bir tartışma açıyor. Ve şimdiki durumdan gerilemek niyetinde olmadığımıza göre elde ettiklerimizi de sahip çıkmanın ve çeşitli baskıları önlemenin yegane yolu budur. Bizi destekleyip tanıyacak devletler varsa bu adımı atalım. Rusya'yı bağımsız kalacağımız konusunda tatmin etme imkanları herhalde mevcuttur diye bunu yazıyor Denktaş. Yani şu, bunları şunun anlatmak için söylüyorum. Yani devlet ilanı konusu bir anda böyle zembilleğin inmedi. Yani bir süreci vardı. Evet. Ve tabii şunu söyleyeyim ben. Ben meclise 1970'te girdim. Ve işte 90'a kadar meclisteydim. O dönemde yani 20 Temmuz 1974 öncesinde mecliste de bu konu defalarca tartışıldı, konuşuldu diyeyim. Yani bir ayrı bir devlet ilan etme konusu gizli oturumlarda. Onun için onun belgesini veremiyorum. Ve o dönemde bunun şampiyonluğunu yapan meclis içinde Doktor Necdet Ünel'di. Onu da belirtmiş olayım ve yad edeyim, rahmetle yad edeyim. Ben kendi şeyimi de pozisyonumu da söyleyeyim. Sizin pozisyonunuz. Ben ayrı bir devlet ilanına pek sempatiyle bakmıyor demeyeyim de biraz hayal gibi görürdüm. Çünkü tek parçayız. Dışa açılan bir limanımız yok, nasıl yapacağız diye. Ama hiçbir zaman buna karşı çıkmadım. Hiçbir zaman da yani savunmasını da yapmadım. Öyle sadece. Hiç tartışma yaşamadınız. Yani o gizli oturumlarda. Yani daha çok bu konu direkt tartışma şeklinde değil de gizli oturumlarda şey şeklinde. Fikir. Dilek, fikir şeklinde fikir geldi. Bunu, evet. Ama en çok hatırladığım Necdet Ünel'dir. Ve tabii şunu da, madem ki geçmişe bu kadar daldık, ben size biraz başka bir şeyden de bahsedeyim. Tabii o dönemde
Yani Kıbrıs Türklerinin en büyük isteği doğrudan Türkiye'ye bağlanmaydı. Yani ana şey oydu. Yani bu devlet ilan edelim deniyordu ama halktaki o korku, o baskı, o güvensizliğin verdiği şey oydu. Ve benim temayülüm de o yöndeydi açıkçası, onu söyleyeyim. Ve tabii bunun için zaten Kıbrıs Türkleri hep Tabaş'tan beri o yönde bir çabalar oldu. Ta 1918'de toplanan bir Meclis-i Milli var Lefkoşa'da, 200 kişilik, biliyorsunuz onu. Evet. Orada verilen tek karar Türkiye'ye bağlanmaydı bu. Ama tabii biliyorsunuz Lozan geldi. Yani uzunca bir sürede ben bunu yazıyorum. Yani bu olmaz, olacak bir şey değil diye düşünüyorum. Tabii son şey bu Filistin olayı aslında çok şeyi değiştirdi. Dünyanın şeyini değiştirdi. Çünkü o Avrupa değerleri dediğimiz değerlerin, o Amerika'nın işte bilmem ne demokrasi bilmem ne götüreklerin hepsinin sahte olduğunu, o değerlerin yalnız kendileri için olduğunu bir daha anladık ve uluslararası şeye güvenmeyeceğimizi bir daha anladık diye düşünüyorum. Bu sahnede neredesiniz? Bu şeyde hemen peki bu. Peki siz içeride miydiniz yoksa? İçerideydik tabii. Yani bu meclis oturumunun kapanmasından hemen sonra çıkıp biz de arka planda şeydeydik. O kulis var eski meclisin. Eski değil, hala daha odur. Evet, kuliste. Bilmem bilirsiniz o şeyi. Hemen o girişin şeyinde biz oradaydık yani. Salondaydınız. Şimdi önemli tarihi bir karar ve buna şahitlik etmiş ve bugüne gelinmesine katkı koymuş bir kişi olarak geldiğimiz noktayla ilgili değerlendirmeniz. Vallahi geldiğimiz nokta için şunu söyleyeceğim ben. 40 yıl geçti aradan tabii. Uzunca bir süredir. Yani bir devlet için uzunca değil ama yine de kötü bir şey değil. Şunu çok samimi ve açıkça ben söyleyebilirim. Yani çok adım attık. Çok şeyler gelişti. Ve özellikle fiziki anlamda ve altyapı şeyinde çok iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Genel yapı olarak da ekonomik bakımından da Kıbrıs Türkleri olarak daha iyi bir şey geldiğimizi düşünüyorum ben. Ama 40 yıldan sonra yaptığım bir değerlendirme var benim. Çok ciddi 3 tane sorunumuz var bizim ana başlığıyla. 3 tane sorun var. Birinci sorun Türk halkı, Kıbrıs Türk halkının siyasete olan güveni sarsıldı. Güven duymuyor. Bu çok tehlikeli bir gidiştir. Seçimlerdeki katılım şeyi bunu gösteriyor. Yani bir zamanlar %93'e kadar çıktı. %85'lerde, sonra %60'lara düştü. En son %30 düştü. Yani bu çok çok tehlikeli bir şeydir ve ben bunu kişi olarak da tabii eski bir siyasetçi olduğumuz için tanıyan insanlar nerede bulsalar merak edip gelip konuşanlar vardır ve çok genel bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Süremiz bitti herhalde. Kısaca birkaç cümleyle. Birinci sorunumuz bu, temel sorunumuz. Siyasete bir bütün olarak, yani bu şu parti, bu parti meselesi değil. Açıkça söylüyorum ben. Müthiş bir güvensizlik vardı. İkincisi, biz iyi bir yönetim, etkili bir yönetim kuramadık. İyi bir bürokrasi kuramadık. Halkına hizmet edecek, halkını mutlu edecek bir şey yok. Çünkü bürokrasi, yönetim, devletin bel kemiğidir ve vatandaş da yüz yüze. Yani devletin somut devleti, vatandaş devleti somut olarak karşısındaki bu yönetim birimleriyle. Bunu beceremedik. Bu da bugünün sorunu değil, onu da söyleyeyim. Yani bunları söylerken bugünkü hükümeti yalnız çetmek haksızlık olur, değil, öyle ha. Değil. Üçüncüsü tabii biraz da bizim dışımızda bir olay. Ekonomik istikrarı bir türlü sağlayamadık. Pahalılığı bir türlü sağlayamadık. Vatandaşın alım gücünün yerinde kalmasını bir türlü sağlayamadık. Bence üç tane bizim temel sorunumuz var. Yani diğerleri o siyasal sorunlar, işte bir görüşmeler başlayacak. Bunlar kimsenin umurunda değil artık, biliyor musunuz? Kimsenin umurunda değil, vatandaşın umurunda değil. Ama bunlar bizim için
hayati sorunlardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yüceltebilmek için bu üç sorunu bunu çözmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Keşke zamanımız daha çok olsaydı. Keşke böyle birkaç saat, böyle bir gün böyle. Evet, bütün arşivi tarayabilseydik. Bu vesileyle... Bu anılarınızla ilgili yazdığınız, anılarınızda çıkacak olan kitabınızda yer alacak mı anılarınızda? Tabii. Ben anılarımda, bakın çok samimi söylüyorum, gençlik temeti anılarımda bunu yaptım. Benim bildiğim her şeyi paylaşacağım. Yani hiç düşünmeyeceğim. Biri beğenecek, yani beğenmeyenler de olacak. Eleştirecek. De olacak. Eleştirecek. Hiç şeyimde değil, çünkü ben kendimi görevli görüyorum. Ben bu süreci yaşadım ve hem süreci yaşadım hem yazma. Bir yazarım, bir araştırmacıyım. Dolayısıyla bunları gelecek kuşaklar için paylaşmam gerektiğine inanıyorum. Şimdiden, ben ne yaşandıysa evet, ben bunları yazacağım. Hiç. Ben Nail Atalay'ın kitabında da ön sözünü siz yazdınız, evet, diye ifade ettiniz programın başında da. Nail Atalay'ın kitabında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı öncesinde o sürecin, evet, ne kadar gizlilik içerisinde, diplomatik yönünü ve Birleşmiş Milletler'e, İngiltere yetkililerine nasıl bildirilmesi gerektiğiyle ilgili o anıları da bu kitapta. Tabii. Aslında kitaplar önemli, sizin de yazacağınız önemli. Tabii. Tarihimizi bilmek. O bir yönünü anlatıyor, ben başka yönünü, evet, anlatacağım. Başka biri başka yönünü anlatacak. Ve bu gelecek, gelecek kuşaklar bilecek. Tarihçilerin de ciddi malzeme olacak. Yani çünkü bir söz vardır, Atatürk'ü bana denir. Tarihi yazanlar tarihi yapanlara sadık kalmazsa ortaya bambaşka bir şey çıkar. Evet, doğrudur. Ki bizim bugün yaşadığımız odur maalesef yani. Şimdi devletimizi yücelteceğiz diyoruz ama tabii ki devletimiz içerisinde tarihimizle bilmemiz gerekiyor. Tabii. Tarih olmazsa olmaz. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Dilinize sağlık olun diyorum. Buyurun, ayağınıza evet, sağlık. Çok sağ olun. 14. saati burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın.